Merhabalar, ben Kötis Köfte ve Kötis'ten New Horizons'ın 41. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sizlerle ne yapıyoruz? Evet, güzel bir soru. Öncelikli olarak şuraya gelelim. Şunun tepesine smoke blokları koydum. Hani şunlardan. Gördüğünüz gibi. Bunun yanı sıra şuraya bir gelelim. Burayı büyüttüm ancak yine ucu ucuna yetiyor gibi bir şey. Biraz daha büyüteceğim. Gerçi zaten şunu çok uzun bir süre daha kullanmayacağız. Çok uzun bir süre kullanmayacağız. Evet, gelelim. Burada şuradaki kokonları oraya taşıdım. Gerçi biraz daha hala koyabileceğim var da. Şimdi bölüm arası bir de neler yaptım? Aslında bölüm arası baya bir şey yaptım. Ama hepsi sinir bozucu görevler. En basitinden. Şu silikon ve alüminyumlar nereden geldi diye soracak olursanız. Şuradan gelelim. Şurada. Pardon, burada değil. Burada bir görev ağacımız var. Pardon, burada değil. Burada. Şu kadar clay dust elde edeceğiz. Hatırlarsanız şurada clay dust'ımız vardı. Artık onların yanına nether rock koydum. Onları biraz daha el arttırmanın kolay yolu şunlar. Clay stained clay şey state clay stained clay'ler ve onları electrolyzer'dan geçirdik. Yaptığımız tek şey bu. Bunun yanı sıra şunlar tamamlandı. Bu görevler tamamlandı. Extruder shape'lerinin hepsini yaptım. Ki zaten yapmayı da biliyorsunuz. Electrolyzer'ı beraberinde craft ettim. Zaten bildiğiniz bir alet. Ve bunun yanı sıra şu iki arkadaşı yaptım. Çünkü gerekiyordu. Şu sıvıyı boşaltmak için. Şu arkadaş da bir... Great Teknik'in input ve output taraflarından sıvı boşaltmak için kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra şunları craft ettim. 3 stack bronze tüketti bu. Ve diamond çekicim de nihayet kırıldı süreçte. Devam edelim. Şu. Bu bölüm. Şunu bitirmeyeceğiz ancak bu bölüm kesinlikle yapmamız gereken bir şey var. Bronzlarımız zaten üretiliyor. Biraz daha bronz plate elde edeyim. Redstone'lar size de gelin. Bayağı bir redstone tüketmiştim geçen bölüm ve Patch monitörünün arkasına geçmeye karar verdi. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Basic Circuit Assembling Machine. Hayır kızım. Orada dolaşmak yok. Gel kucağıma sen. Evet. Basic Circuit Assembling Machine. Bunun için önce şu zımbırtılar biraz sıkıntı. Bir tane emitter'ım olacaktı benim. Aynen. Bir tane emitter'ımız var. Onu kafadan hallettik. Robot armum yok değil mi? Yok. Ah, şimdi İki tane conveyor belt. Robot armı kolaylıkla yapabiliriz. Tane piston lazım onun için. Dur, piston buradan yapabiliyoruz. Evet, şimdi. Sen gel. Small gear ve Road. Evet, benim her zamanki mamacım da bana bir kötülük yapmaya karar verdi. Paçi'ye çok seveceği yeni bir oyuncak. Paçi kızım. Çok mu sevdin sen o oyuncağı? Evet. Çok da kızamıyorum haliyle. Bir tane daha rod.
Özür dilerim. Hatta bir set daha gerekiyor. Ekstrudur cidden güzel bir makine. Şimdi Pachi kızım. O oyuncak çok ses çıkartıyor ama olmuyor şu an. Hadi salonda oynama. Paçayı koridora pasladık. Umarım salona geri gelmez. Kapıyı kapamadım bu sefer. Ah. Şimdi. Sen nasıldın? Circuit ve Tin Cable. Evet, robot armamızı yaptık. Sonra conveyor belt'ler bunun için. Magnetic iron rod. Biraz daha copper wire'a ihtiyacım var. Ve daha fazla da copper'a ihtiyacım var. Evet. Şu anki projelerimin hepsi copper stone'u tamamen sömürmek üstüne kurulu. Circuit. Burada neyimiz eksik? Ah, red alloy wire'lar eksikti. Şimdi kapır 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 kapır. Sen burada copper plate'in vardı. Oops, polarizer değil. Ha, tabii sen dolusun. Extruder'ın foil shape'i var mıydı? Sen de bari şurada yap. Ol ve Paçayı gene salona geldi. Kızım laftan dinlemeyen bir kız. Olsun böyle seviyorum. Şimdi benim wood pulp'um var mıydı? Benim galiba wood pulp'um yoktu. Evet. O zaman. Biraz sıra dışı bir... Ha, varmış lan. Basic kompresör. Sana bir dört tane daha atalım. Bu şekilde redstone loylarımızı yapıyoruz. Şimdi copper wire çok az daha lazım. Şunu hala kullanıyorum. Haliyle enerji tüketmediği için avantajlı bir şey. Şuraya da bir bakalım. Sizler ne durumdasınız? Ama o kadar yavaş ilerlemiyor. Şunu belki bir ara durdurabilirim. Aslında şu an durdurup... Ha tabii. Ve wrench'im yanımda değil. Neyse. Burası şunun bulunduğu alan. Pollution'ın olduğu bir çank olduğu için. Bronze boylara geçmek istememizin bir nedeni daha. Hayır, paçı değil. Bronze boylara geçmek istememizin bir sebebi daha. Bronze boyların ciddi bir avantajı var. Benim tin kablolarım nerede? Başka. Ha. Tin wire.
O avantajla Rose boyları yavaş modda da çalıştırabiliyoruz. Bu sayede enerji ihtiyacımıza uygun bir hızda çalıştırmamız mümkün olabiliyor. Burada da biraz steel roll'um varmış. Sen envanterimde kal. Bakalım şurada hiç tin kablom var mı? Ve unutmadan önümüzdeki bölümün muhtemelen şuradaki düzeni değiştireceğiz. Hem biraz daha yer konusunda avantajlı bir düzene geçeceğiz. Hem de bakacağız. Hani bayağı bir şeyi değiştireceğim aslında. Muhtemelen bunları ilginç bir gruplandırma yapacağım. Artık neticede kablolarım kayıpsız olduğu için o yönden de rahatım zaten. Henüz bundaki kablolar kayıpsız değil ancak olacaklar. Şurada gördüğünüz gibi hazırlanıyorlar. Redstone alloylar. Buradaymış. Sizler ne durumdasınız? Buradakilerle beraber yeter şimdilik. Kapı kablom var. Paçi. Bütün gün onunla oynamadın. Şimdi mi oynuyorsun? Gel gel sen koridordasın. Gel. Gel 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 gel. Özür dilerim Paçi. Bunu yapmak zorundayım. Evet. İstemeyerek de olsa koridoru kapatıyoruz. Ve kapım çaldı. Ve geri geldim ve geri kalan her şey hazır ve nazır. Basic Circuit Assembly Machine. Şimdi sen Circuit Assembler'da 30 yıl kullanıyorsun. Assembler'ı nereye koyuyoruz Basic Assembler? Extruder. Senle artık işimiz hiç yok. Çünkü senin daha iyin geldi. Circuit Assembly Machine. Evet. Artık bu arkadaşınız var. Şimdi mesela seni Circuit Assembly Machine'de yapmak istersen. Neyse bu görevi açtık. Senden de alalım. Bunu alalım. Evet. Burayı da tamamladık. Spinning up slow machines. Ha. Açılıyor. Evet, şunları. Bu muhtemelen buradan sonra devreye giriyor. Evet, Circuit Assembler'ın olayı ne? Circuit Assembler gördüğünüz gibi circuitlere daha uygun bir biçimde craft edebilmemizi sağlıyor. Sen nasıl yapılıyorsun? Fine Electrum Wire ve Carbon Dust. Ucuz. Bundan daha ucuz aslında. Sen neyle yapılıyorsun? Wafer'la yapılıyor. Wafer'ı yapmaya girişeceğiz ancak şimdi değil. Bunun için illa bu lazım galiba.
Assembly line'da da böyle yapabiliyormuşuz. Söyledi. Ha, bunu da böyle yapabiliyormuşum. Copper wire, tamam. Bir circuit daha az harcıyor bu. Evet. Sen ne istiyorsun? Platinum wire. Sneak. Diode benim için şu an daha kolay. Ama bir saniye, bundan 64 tane elde ediyormuşuz. Diode. Bundan daha az elde ediyoruz mesela. Evet. Bu arkadaşın olayı bu. Circuit üretirken aslında işimi bayağı bir kolaylaştıracak ve şuradan bir tane de bronze pipe gelecek. Small bronze pipe. Desen şöyle geç. Burayı kullanma şeklimi göstereyim. Mesela buna gidecekse bu şekilde gidiyor ve hatta ben biraz sol... Bu zaten sadece soldering iron kullanacağı için. Soldering iron. İyi. 16 tanesini eritip buna koyayım. Şimdi sadece 8'e bakayım çünkü ne kadar tüketiyor bilmiyorum. Aa, unutmadan nereye koydum ben onları? Aa, doğru, hemen şey buradaydı. Şunu yaptım. Boltu yapmak için kullandığım yöntemi size söylüyorum. Demir kullandım. Demiri şunda eritip şu pipe'tan şuraya kadar şuna kadar boru döşedim. Tam olarak yaptığımız şey bu. Sen bir dörtten daha ver bana. Ve şu arkadaşımıza bir bakalım. O biraz kendi yanında kavrulsun, bunlar bir iki dursun. Bu şu anki bizim ihtiyacımızı görecek durumda. Zaten yavaş yavaş diğer large bronze boiler'ı da yapıyorum. Orada hem katı hem de sıvı yakıtımızı yavaş bir biçimde yakabiliriz. Şimdi şu large bronze boiler görevine gelelim. Sen nesin? Medium voltage enerji. Evet. Evet, yine assembling machine yapmam gerekecek bunun için. Ve vapor. Evet, vapor'ı her türlü yapmam gerekecek. Vapor'ın yapımına bir bakalım. Vapor'da sıkıntı enerji. Çünkü 450 saniye sürüyor. 32 tane silikon ve gallium arsenik basit. Kolay. Ama şu süre kolay değil. Çünkü hani şey tek baş hani stabil bir enerjim olsa tamam da şu tek başına kaldırmıyor. Belki 3 tane daha pil koyabilirim buna. Fullerim. Ki zaten bundaki kabloları redstone cable'a çevirdim. Ha, bir de fark etmişsinizdir. Şunları şöyle alta taşıdım ve böyle kıralım. Yeterin yani bir süre yetecek kadar hidrojeni depoladım. Tabii daha fazla hidrojene ihtiyacım olacak. Yani hidrojen kolay üretebildiğim bir şey. O yüzden çok da umursamıyorum. Bunlar burada çalışıyor. Aslında bir saniye. Şunu zaten kullanmıyorum. Bu tekrar tekrar uğraşmak yerine şu an seni buraya koyabilirim. Aynen. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Ya senin yapımın da kolay da. Şimdi başka ne lazımdı bize? Seni de şöyle koyalım. Tank oldu.
Bunu yapacağız da bunun için bolca enerji biriktirmem lazım. Şurada biyofiyalı üretme bir saniye. Sen 64 tane istiyorsun. Sende ne kadar var? 50 aşağı var. Şimdi şuraya bir geri dön. Bronze casing. Frame box istiyor. Tamam. Frame box istiyor. Totalde 8 tane frame box lazım bize. Güzel. Böyle craft. Tamamdır. 4 çarpı 8. 32 tane bronze rod. 32 tane bronze rod mu? Evet, 32 tane bronze rod olması lazım. Sen gel. Rod. Bu enerjimi yiyen bir şey olduğu için bunlar hızlıca bir I don't feel so good Mr. Köfte diyorlar. Ama önemli değil çünkü büyük bir şey hizmet ediyorlar. Bunun sıra 20 tane burada. Heh. Totalde 20 tane asıl dur. Evet. Yok yok tamam. Bir şey anlamaya çalışıyorum da. 2 3 1 2 3 4 tamamdır. 5 6 7 8 9. Tamam. Güzel. Enerjiyi sandığım kadar hızlı yemiyoruz. Burada da durumlar stabil. Yani bunlar pişerken sonuncusu da olacak ve 1.64 redstone alayım daha hazır olacak. Sonrasında makineleri yerleştirmek kalıyor. Biz gelin bakalım son iki tanedesiniz ve sen o güzel daha yarıya bile gelmemiş. Voila. Range, 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 range. Tamamdır. Kapaklayıcılar. Bunun yanı sıra. Bana biraz daha lazım. Totalde 20 tane rod lazım. Bunun anlamı Evet. Bir tane bronze 10 tane bronze ingot. Ve şunlar hangi pipe istiyordu? Bronze fluid pipe, normal. Large var, small var. Normal yok. Large var, small var, normal yok. Aa, neden? Neden? Başka yerde var mı? Yok. Yok. Altıncılar normal dediğimi. Yani bunlar direkt steel. Arası niye yok? Ya oğlum cidden neden yok? Totalde 12 tane lazım. Bir tanesi benden 3 istiyor.
Neyse ki bunlar bayağı hızlı oluyor. Ama enerjim... Yetecek. Güzel. Güzel. O zaman... Voila. Evet. Şimdi bu kısım en eğlenceli kısım. Bunun için benim 1, 2, 3, 4, 5. Eşen ve voltaj machine hold üretmem gerekiyor. Ve tabii ki de bronze pipe. Neden olmasın? Chest. Tank. Yani bundan da benim daha fazla steel plate'e ihtiyacım var. Bir stack daha yapayım ya. Evet. Burası da böyle. Sen bitmişsin. Güzel. 64 tane. Şimdi bunlar da olsun. Ben... Etrialoylarım var mı? Etrialoy ingot yok. Lead antimotiydi değil mi? Yapıyor. Şimdi senin güzel. Bu internal tank kapasitesi neydi ya? Hatırlamıyorum. Neyse. Şimdi bunlar da böyle gelsin. Önümüzdeki bölüm bunu kurmaya. Aslında hafiften kurayım. Uyku tulumu ben bir yere koydum ama nereye koydum hatırlamıyorum. Şunun içinde olabilir. Değilmiş. Bir uyuyalım. En azından bazı parçalarını şimdiden yerleştirmek istiyorum. Ve konsepte uygun bir giyinim. Galiba altımda benim bir tünel var. O yüzden orada sürekli bir yaratık spawn olduğunu görüyorum. Ve bir de destek için bir şeyler lazım. Şimdi. Casing in the center of... Two touches or two whistles. No, cannot contain any plated bricks. All bricks. Open touch can be placed on any. Any of the... Söz. Bu ortada kesinlikle Firebox. Şurası. Orta bu. Dur. Şunu şuradan. Tamamdır. Orası output içimiz olacak.
Ve şu alt tarafı da doldurma sonrasında. Evet, bunun için önce circuit craft etmem gerekecek. İki tane advanced circuit'ten. Ve siz doluyorsunuz, güzel. Bunların Greek versiyonu var. Onları da upgrade edeceğim de diğer odayı da doldurmaya başlasam güzel olabilir aslında. Neticede clay o kadar zor bir şey değil benim için. Kazması kolay. Şimdi şu ve şunlar kaldı. O bir tanesini boş bırakmamın sebebi output hatch. Ona gelecek. Output hatch'in olayı buhar çıkışımızı. Orası sağlıyor. Durmasın. Güzel. Ve better alloy'lar. Ben bir yemeğimi yiyeyim. Şimdi battery alloy'lar. Gelin bakalım. Zaten varmış biraz. Tin kablo bende. Salt. Salt. Quartzite. Ha, lityum. Lityum bu arada şunları elde ettiğiniz electrolyzer görevinden de gelme. O yüzden bayağı güzel bir lityum da kaynağı. Yani aklınızda olsun. Çok güzel lityum üretiyor. Yani bayağı bir sıkıntınızı tek seferde ortadan kaldıracak bir görev aslında o. Şimdi gel bakalım. Ve artık bu maksimum kapasite ile çalışabilecek bir şey. Redstone alloy. Bunun bir de 12x'i varmış. O zaman bunları ben kablo olmaya bırakayım. Bunları başka kullanacağımız bir alan var mıydı bizim? Bildiğim kadarıyla yok. Varmış yerde. Raccoon 2 Evolution modunda çok sevmediğim bir mod. Zorunda olduğum için muhtemelen gireceğim. Senaryo esnasında. Stonewire, gel bakalım. Evet. Şunların da craft edileceği malzemeleri ayarlayıp ondan sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Evet. Diğer arkadaş da burası. Senin yapımın aslında bayağı kolay. Sana girişebilirim. Çok zor bir yapımın yok. Sen enerji istiyor muydun? Tons of Bones. Tons of Bones Evet, kapının iki koku. It's lower each coil tier Dur. Charcoal. Enerji tüketiyorsun sen. Sadece kol gez mi üretiyorsun? Ha. Tamam. Kreosot'u elde üretiyormuşsun. Çok güzel. Benim aradığım buydu.
Ve 32 saniyede. Ama 64 iyi kullanıyorsun. Aslında olabilir. Olabilir. Aynen. Şimdilik dursun da bunu yükseltebilirim direkt. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.